Evet, bugün bahsedeceğimiz yüz anatomisi, ağırlıklı olarak yüz anatomisi aslında. Biraz daha kafadan da bir giriş kısmında bahsedeceğiz. Önemli bölgeler dediğim gibi başlangıç olarak hani sizin hakimiyet alanınıza gireceğiz. Daha detaylı bir şekilde önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çok önemli şeyleri göreceksiniz. Başlangıç olarak şöyle baktığımızda bir takım bölgelerden bahsederek gireceğiz ki önce kafa derisi, sonra kulak çevresi, göz çevresi, burun çevresi, en son ağız çevresinden biraz bahsedeceğiz. Neler var, neler yok dışarıdan baktığımızda ve içerisindeki yapılar olarak. Sonra biraz ağız boşluğunun etrafında derinlere ineceğiz. Sonra da önümüzdeki haftadan itibaren yüzdeki bir takım topografik bölgeler, ama dediğim gibi bunlar önemli bir şekilde alt ve üst çene civarında, dolayısıyla sizin çalışma alanlarınızı oluşturacak. Öncelikle şöyle bir baktığımızda vücudun diğer yerlerine göre önemli bir takım farklılıkları var. Daha farklı bir yapıya sahip. Bunlardan en önemlisi derin fasyasının olmaması, derinin hemen altında. Yüzeyel fasya var, yüzeyel fasya hep söylüyoruz, tekrarlıyoruz. Derinin hemen altındaki yağ doku ağırlıklı olan tabaka ki burada ne var? İçerisinde deriye gelen sinirler var. Deriye gelen o beslenmeyi sağlayan damarlar var, lenfatikler var. Ve deri içerisindeki bu bir takım İsteğimiz dışında çalışan şeyler nedir? Ter bezleri, işte kıl diplerindeki beyaz düz kas lifleri, bunları inerve eden sinirler, hepsi yüzeyel fasya içerisinde seyrediyor. Dolayısıyla önemli bir geçiş ağ bölgesi yüzeyel fasya. Vücudun her yerinde olduğu gibi burada da yüzeyel fasya var. Bazı yerlerde yağ dokudan biraz daha zengin. Dediğim gibi içerisindeki damarlar, sinirler önemli bir yer tutuyor. Ama yüzde diğer yerlerden farklı olarak bu yüzeyel fasyanın içerisine yerleşmiş olan nelerimiz var? Kaslarımız var. Normalde kasları biz biliyoruz ki işte bir takım fasyal yapılarla çevrili, kapalı kompartımanlar içerisinde, yani o kas lifleri kafasına göre gidip bir yerlere yapışmıyor ya da başka bir takım dokularla iç içe değil, etrafını saran fasyalar var. Derin fasya var. Ama yüz bölgesinde bu derin fasya yok. Bu da neyi oluşturuyor? Bu yüzde bugün göreceğimiz bu mimik kasları dediğimiz bir kas grubunu oluşturuyor. Fasyaları olmadığı için bu kas lifleri birbirinin içerisine geçmiş durumda. Ve bunlar vücudun diğer yerlerinde olduğu gibi kemikler arasında uzanmıyor. Bir uçları her zaman olmasa da bir uçları kemiğe tutunuyor, ama diğer uçları genellikle ya diğer kasların liflerinin arasına girerek onunla karışıyor ya da derinin hemen altındaki en derin tabakasına tutunuyor. Bu da neyi sağlıyor? Kasıldıklarında yüz derisindeki bir takım hareketlerin meydana gelmesini sağlıyor ki bu da bunlara mimik kası adının verilmesinde rol almış bir fonksiyon. Derin fasya yüzde yok özelliğinde söyledik. Buradaki mimik kaslarını sarmıyor. Dolayısıyla buradaki kasların hepsi birbirleriyle temas eder. Lifleri birbirinin içerisine geçmiş durumda ki hatta bazıları birbirinin devamı şeklinde. Mesela ağız çevresindeki kastan bahsettiğimizde onu esas oluşturan yanakta yerleşmiş olan musculus puccinator, orbicularis oris kasını oluşturan esas kas o. Kendine ait lifleri var ama etraftan gelen lifler de bu ağız çevresindeki kasın yapısına katılıyor. Dolayısıyla burada mutlaka bilmeniz gereken yüzde derin fasyanın olmadığı ve yüzeyel fasyanın içerisinde mimik kaslarının yerleşmiş olduğu. Etraftaki diğer derin fasyalar burada kasların derininde devam ediyor ama dediğim gibi yüz bölgesinde yok. Nerelere gidiyor? Şöyle kemiklerin yüzeyleştiği yerleri düşünürsek
ne var? Arcus zygomaticus var, kulak hemen önünde. Oraya tutunuyor ya da yukarıda kafatasına tutun yan taraflardan aşağı doğru devam ediyor ki bundan sonra bu derin fasciye artık tüm vücudu bir kılıf şeklinde sararak nereye kadar? Ta ayak parmaklarının ucuna kadar devam ediyor. Bu mandibulanın alt kenarında ve ensede oksipital kemiğin yüzeyleştiği yerlerde bu derin fasciye bu en üstteki tutunma eylemini gerçekleştiriyor. Yani yüzde yok. Yüzün çevresindeki kemik dokulara başlayıp tutunarak aşağı doğru devam eden bir yapıda. Boyundaki adı fascia cervicalis ya da fascia colli dediğimiz derin fasciyeyi meydana getiriyor. Yüzdeki arteriyel beslenmeye baktığımızda arteria facialis esas olarak besleyen arter ki mandibulanın alt kenarından, ağız köşelerinden yukarı doğru çıkıyor. Nerede? Şurada burun kökünün yan taraflarında uç dallarıyla sonlanan bir arter. Dallarına baktığımızda yüzde dağılan, tabii boyunda falan da var ama bizim için önemli olan yüz kısmı. Arteria angularis en son olduğu adı. Burun yan taraflarından geçerken ramus lateralis nazi dallarını veriyor. Üst dudakta arteria labialis inferior, alt dudakta arteria labialis inferior dallarını veriyor. Yüzün beslenmesinde rol alıyor. En alttan da devam eden çıkan arteria submentalis. Mandibulanın korpusun alt kenarında nereye uça doğru devam edip şu çene, alt çene ön kısımlarının beslenmesinde rol alıyor. Tabii bu neyi de gösteriyor bize? Burada hem dudakların hem de diş etlerinin de beslenmesinde rol oynadığını bu arterlerin ifade ediyor. Yüzde beslenmeyi sağlayan bir diğer arter arteria maxillaris detaylı bir şekilde önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Çünkü burada derinde yerleşmiş durumda. Bugün işimiz daha yüzeyel kısımlarla. Ama onun en son uç dalı orbitan içinden geçtikten sonra şöyle burun yan taraflarına çıkıyor ki burada adı artık arteria infraorbitalis oluyor. Ve yandan gelen arteria bucalis de yanağın beslenmesinde rol alan bir dalı maxillarisin. Daha fazla dalları var bunların ama dediğim gibi bunları daha sonra göreceğiz. Arteria oftalmica var. Orbita içerisinde seyrediyor. Bu da dallarını veriyor. Orbita içerisindeki tüm yapıları ama en son şöyle frontal kemiğe şu angularisin uç kısmından yukarı doğru gelen, yukarı doğru çıkan iki dalı var. Supraorbitalis ve supratrochlearis diye. Frontal kemiğin ön kısımlarının beslenmesinde rol alan iki uç dalı. Ve arteria temporalis superficialis kulağın önünden yukarı doğru çıkıp kafatasının yan kısımlarını besleyen önemli bir arter bu. Ondan arcus zygomaticus'un hemen lateralinden öne doğru giden arteria transversa fasciae'yi yine yüzün özellikle mimik kaslarının beslenmesinde önemli rol oynuyor. Bunların dışında bunlara eşlik eden venler var ama venler her zaman söylüyoruz. Venler arterler gibi direkt dallanarak devam etmiyorlar. Çok sayıda anastomotik ağ birbirleriyle birleşerek gidiyorlar. Burada da benzer şekilde arterlerin seyrine uymayacak şekilde vena supraorbitalis, vena supratrochlearis, bunlar arteria oftalmica'nın dalıydı ama burada ön tarafta devam ediyorlar. Vena angularis'e dökülüyorlar. Vena facialis'in oluşmasını sağlıyorlar başlangıç kısmında. Sonrasında bu da vena facialis olarak devam ediyor. Arteria facialis'in hemen yanında. Arka taraftan ve derinden gelen bu facialis'e de arterlere eşlik eden vena labialis superior, inferior ve submentalis dalları dökülüyor. Arka taraftan vena temporalis superficialis yüzeyde ve derinden vena maxillaris çıkıyorlar. Ve bir arter karşılığı olmayan vena retromandibularis dediğimiz bir veni meydana getiriyorlar. Bu da iki dala ayrılıyor aşağı indiğinde. Bunlardan arka dalı, arkadan gelen vena auricularis posteriorla birleşip yine arter karşılığı olmayan bir veni meydana getiriyor. Vena jugularis externa. Bu da boyunda sternocleidomastoidkasın hemen yüzeyinde aşağı doğru devam eden bir ven. Ön dalı da vena facialis ile birleşiyor ve ikisi birleşerek vena jugularis internae ki boyundaki en büyük ven kafatasının içerisinden gelen kanı taşıyan önce vena brachiocephalica subclavia ile birleşiyor sonra
vena cava superior, sonra da kalbe geri dönüyor. Boyundaki en büyük veni vene dökülüyor. Vena jugularis interna. Lenfatikleri boyundaki ön grup lenfatiklere dökülüyor. Nedir bunlar? Nodül lenfatisi bukales. Submandibularis çenenin hemen altında. Parotisin yüzeyinde parotideyi. Ve onlar boyun grubuna dökülüyorlar. Aşağıda nodül lenfatisi jugulomahyoideyi ve boyun derin lenf damarlarına. Ve geldik önemli bir kısma. Yüzün deri duyusu, bu sadece yüzün değil, dişlerle de ilişkili. Dolayısıyla bu bölgenin inervasyonu çok büyük önem taşıyor sizin için. Deri duyusunu alan yüzden bahsedersek, derinlerdekilere tekrar bakacağız daha sonra dallarıyla birlikte önemli bir şekilde. Nervus trigeminus. Beşinci kranial sinir sizin kranial siniriniz. Mutlaka çok iyi bilmeniz gerekiyor ki daha önce de bundan bahsettim aslında. Üç tane dalı var. Nervus ophthalmicus, ki yeşille gördüğünüz burun üstü, gözlerden yukarıda kalan kısım bunun hakimiyetinde. Ama bu deri duyusu olarak daha derindeki yapılardan da alıyor. Ama buradaki dalları sadece yüzeyel dalları. Bu yüzü inerve eden kısmı. Oradan duyu alan kısmı. Neler var? Arterlerin hemen yanında supratur orbitalis, supratroklearis, etmoidalis anterior, lacrimalis ve infratroklearis ophthalmicus'un dalları. Biraz daha önem taşıyan iki tanesi nervus maxillaris. Bunlardan birincisi maxilla'nın hemen üzerindeki bölgenin deri duyusunu alıyor ki burada aldığı dalları infraorbitalis ve zygomaticus. Bunu fossa pterygopalatinae'yi anlatırken 2-3 hafta sonra detaylı bir şekilde tüm dallarıyla birlikte göreceğiz. Bu sadece buradaki deri dalları. Ve üçüncüsü nervus mandibularis. Bu kalis, mentalis ve auriculotemporalis dalları, şu kırmızıyla görmüş olduğunuz mandibulanın üzerinde kalan, ki yukarıda temporal bölgeden bahsedeceğiz haftaya. Onun da lateral kısımlarının inervasyonunu sağlıyor. O da yine önemli bir bölgenin deri duyusunu alıyor ki hemen içerisinde bu alt çene dişlerinin de esas duyusunu alan sinir bu. Demek ki trigeminus sizin için önemli. Az önemli olan ophthalmicus orbita içerisinde, ama maxillaris üst çene, mandibularis de alt çene ile çok yakından ilişkili. Dolayısıyla hem dişler, hem diş etleri, hem bu bölge onların kontrolü altında. Duyu sinirlerinden bahsettik. Bir de motor sinirimiz var. Değil mi? Bu bölgede çok sayıda mimikası var dedik. Gruplandırarak göreceğiz birazdan onları. Bunları inerve eden motor sinir de nervus facialis. 7. kranial sinir. Peki bu ne yapıyor? Arka grubu bunun arka tarafta nervus auricularis posterior, birazdan göreceğimiz bu saçlı derideki kaslardan bir tanesini inerve ediyor. Occipitofrontal kasın venter occipitalisinin arka grubunun. Önde ise şöyle elimizi koyarak ifade ettiğimiz 5 ayrı dal grubu var. Bunların hepsi yüzdeki mimik kaslarına giden ve motor lif içeren dalları, uç dalları bunlar. Nedir? Rami temporalis, yukarıda temporal bölgeye doğru gidiyor. Kulak ön üst kısımlarında dağılan sinir grubu. İkincisi rami zigomatiki. Gördüğünüz gibi çoğul ifade ediliyor. Çünkü dallanmaları çok farklı ve çok sayıda dal mimik kaslarına doğru devam ediyor. Zigomatik kemik üzerinde dağılan, arcus zigomaticus üzerinde seyrederek rami zigomatiksi. Rami bukkales yanak grubuna gidiyor. Ramus marginalis mandibula, mandibulanın şöyle alt kenarına paralel bir şekilde öne doğru gidip mimik kaslarını inerve eden sinir. Ve son olarak boyuna doğru giden, ki özellikle o platizma dediğimiz yaygın kasın inervasyonunda rol oynayan ramus colli. 5 ayrı grup parotisin içerisinden çıkarak yüzde dallanıyor. Bunlar nervus facialis'in uç dalları, sonlanma terminal dalları olarak geçiyor. Bölgelere bakacağız. Öncelikle bir saçlı deri kısmına bakacağız ki scalp diye kısalttığımız bir ifadeyle andığımız bir bölge burası.
Nelerden oluşuyor bu scalp? Aslında bir kelime anlamı yok bunun. Sadece kullanılan bu tabaka isimlerinin baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ifade. Saç derinin hemen hemen tamamını kaplayan bir yapı. Neler var? Scalp'ın S'sini oluşturan skin, deri, en dıştaki tabaka. Onun hemen altında connective tissue, yüzeysel fasya dediğimiz, içerisinde damarların, sinirlerin yerleştiği bir yapı ki hemen dışındaki deriye sıkıca yapışık durumda, çok fazla yağ doku içermiyor burası. Onun altında aponeurosis epicranialis ya da galea aponeurotica dediğimiz bir yapı ki bu aslında birazdan göreceğimiz bu bölgedeki bir kasın ortasındaki tendinöz yapı. Aponeuros yassı tendon demekti hatırlarsanız. Galea aponeurotica miğfer diye de geçiyor. Kafatasının üstünü örten o tendon yapısı. Hemen altında gevşek areolar doku var. Loose connective tissue ki üstteki ilk üç tabaka birbirine sıkıca yapışık. Herhangi bir kopma ya da bir darbe sonrası bir açılma olduğunda ayrılan kısım bu dördüncü kısım. Gevşek areolar doku. Ve en altta da kemik yüzeyine sıkıca yapışan, kemikleri dıştan saran periosteum tabakası var ki buradaki adı kranyum sardığı için perikranyum. Dolayısıyla baş harflerini birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi scalp dediğimiz bir ifadeye ulaşıyoruz ki kafa derisini tanımlamakta kullandığımız bir kelime bu. Deri oldukça kalın bir deri. Saçlar yağ ter bezleri içeriyor. Çok zengin, travmalarında çok fazla kanayan, yaş ilerledikçe kalınlığı azalan bir yapıda. Hemen altındaki yüzeysel fasya yağ ve bağ dokudan oluşuyor. Dediğim gibi burası sinirlerin, damarların bulunduğu bölge. Galea aponeurotica, epikranyal aponeuroz diye de biraz hani İngilizceleştirilerek söylenen bir yapı bu. Miğfer anlamına geliyor. Üst kısmı tutunuyor ki burada musculus epicranius dediğimiz bir kas var. Onun ortasında kas liflerinin tutunduğu bir yapı. Ön tarafta venter frontalis dediğimiz kas lifleri tutunuyor. Arkada venter occipitalis. Yanlarda da venter temporoparietalis dediğimiz bir kasın lifleri bu yapıya tutunuyor. Yani çepeçevre kaslar tarafından çekilen bir yapıya sahip ortada bir tendinöz yapı. Hemen altında gevşek olan yapı demiştik. Herhangi bir şekilde bir travma olduğunda kopma yeri burası. İlk üç tabaka, yukarıdaki tabakalar birlikte hareket ediyorlar birbirlerine sıkıca tutundukları için. Süngerimsi yapıda içerisinde bunun da yine damarlar seyrediyor. Özellikle bu bölgedeki damarlar kafa kemiklerinin içerisinden geçerek kranyum içerisindeki venous sinüslere, duramaterin iki yaprağı arasındaki o venous sinüslere dökülüyor. Ve en alt tabakası da scalp'ın perikranyum dediğimiz kemik dokuyu saran o ince, sağlam fibrotik zar. Çok kısaca musculus epicranius dediğimiz yapı ne? Musculus occipito frontalis dediğimiz bir parçası var. Önde frontal, arkada occipital parça, kas liflerinin tutunduğu. Ortada da yanlarda kulaklara doğru devam eden musculus temporoparietalis dediğimiz kas liflerinin tutunduğu bir yapı. Tendinöz bir yapı. Dolayısıyla ne olacak? Kası kastığımızda arka taraf daha sağlam bir yapıya dokuya tutunuyor. Dolayısıyla kaşları yukarı doğru kaldıracak. Yani tüm kafa derisinin öne arkaya doğru hareketlerinden sorumlu. Yanlara çok fazla hareketi yok. Çünkü temporoparietal kas hem lifleri çok daha az hem de iki taraf birbirini dengeliyor. Çok fazla onu çalıştırma şansımız da yok. Arkada occipital kemikten kaşlara kadar uzanan, önde deri altında sonlanan bir yapı. Venter frontalis ön grup, venter occipitalis arka grup. Ortada galea aponeurotica var demiştik ki yanlarda da temporoparietal kas bunlara tutunuyor.
fonksiyonu oksipitofrontal kafa derisinin hareketlerinden sorumlu. Özellikle frontal parçası kaşları yukarı çekmeye yarıyor. Temporoparietal de yanlardan germeye yarıyor. Yanlara doğru oynatma şansımız yok. İnervasyonu sağlayan fasyal dal demiştik. Ramus temporalis, temporoparietalis inerve eden temporal dalları. Yine aynı şekilde venter frontalis de temporal dallar tarafından inerve ediliyor. Arka grupsa venter posterior. Yine nervus facialis'ten gelen dallar ama en başta görmüştük. Ramus auricularis posterior tarafından inerve ediliyor. Kafa derisini besleyen arterleri arteria supratrochlearis ve supraorbitalis oftalmikanın dalları diye orbitanın hemen üst kısmında başta da saymıştık. Temporalis superficialis esas olarak beslenmeyi sağlayan arter. Arka kısımları da auricularis posterior ve occipitalis besliyor. Venler arterlere eşlik ediyor ama burada farklı olarak arterlerden vena comitantes dediğimiz venler var. Bunlar kafatasın içerisine doğru devam eden venler. Vena supraorbitalis, supratrochlearis, temporalis superficialis, occipitalis, auricularis posterior, az önce gördüğümüz arterlere yandaş olan onların hemen yanında seyreden venler. İnervasyondan da bahsetmiştik. Aurikula ön kısmında oftalmikus, maxillaris ve mandibularisin inervasyonu. Arkada da occipitalis major ve occipitalis minor sinirleri ne yapıyor? İnervasyonunu sağlıyor. Yani deri duyusunu almaya yarayan dallar. Lenfatikleri arkada oksipital gruba, mastoid gruba kulak arkasında, parotis grubuna, sonrasında da devamında cervicalis superficialis'e ve onlar da daha derindeki profundiye direne oluyorlar. Ön grup ön taraftan gelen venter frontalis lenfatikleri de nodi lenfatis submandibularis grubuna, mandibulanın hemen altında yerleşmiş olan lenf grubuna direne oluyor. Scalp'a baktık kafa derisine. Sonrasında öndeki bölgelerden bahsedeceğiz. Dört bölgemiz vardı: kulak, göz, burun ve ağız çevresi diye. Bunlardan birincisi kulak çevresi. Şöyle baktığımızda, dış yüzden baktığımızda gördüğümüz yapılarla birlikte bakacağız. Auris externa, auricula, kulak kepçesi. Ses titreşimlerini toplamaya yarayan, üstte daha geniş, aşağı doğru giderek daralan, çok sayıda girintisi çıkıntısı bulunan bir yapı. Ne yapıyor? Kendisine gelen ses dalgalarını orta ön kısmına yerleşmiş olan meatus acousticus internus aracılığıyla orta ve daha sonra da iç kulağa doğru iletmeye yarayan bir anten görevi gören yapı. Meatus acousticus externus. Kanalcıkta ses dalgaları içeriye doğru gidiyor. Üzerine baktığımızda bir takım yapıları var. Nedir bunlar? Hızlıca baktığımızda dıştan çevreleyen, şöyle kıvrılmış gibi duran bir yapı, helix dediğimiz kenar. Ama bu ön tarafta ne yapıyor? Arkaya doğru kıvrılıyor ve bir dal haline geliyor. Corus helicis adını alıyor arkaya doğru kıvrılarak. Ön, arka üst kısımlarda oldukça belirgin, aşağı doğru giderek o belirginliğini kaybediyor ve yumuşak dokuyla sonlanıyor helix dediğimiz yapı. Onun hemen karşısında daha az belirgin olan, ona paralel kabarında da antihelix. Bu da yukarı çıktığında iki dala ayrılıyor, şöyle iki dal şeklinde. Curura antihelicis adını alıyor bu iki dal. Aralarında kalan çukurluğun adı da fossa triangularis. Helix ile antihelix arasındaki oluğun adı scapha. Bir de ne var? Antihelix'in önünde kalan bir çukurluk var ki conha auricularis. Bunun orta kısmına önden aşağı doğru gelen corus helicis ne yapıyor? Girerek ikiye ayırıyor. Üste kalan kısma simba conhalis, altta kalan kısma da cavitas conhalis diyoruz ki bunun da ön tarafında ne var? Meatus acousticus externus. Medyale doğru, orta kulağa doğru
devam ediyor bir kanalcık şeklinde. Bir de alttaki yapılarımız var. Alt ön kısımda nedir bunlar? Şu meatus acousticus externus'u hemen önden örten kıkırdak uzantısı ki bir kapakçık gibi mekanik bir örtü, bariyer meydana getiriyor dış kulak yolunun hemen önünde. Buna tragus diyoruz. Bunun da tam karşısında antihelixin bir uzantısı gibi gördüğümüz antitragus. İkisinin arasında bir çentik meydana geliyor. Bununla da incisura intertragica. Antitragus'un da hemen altında hani kulak memesi diye bahsettiğimiz yumuşak kısım, bağ ve yağ dokusundan meydana gelen o parçaya da lobulus auricularis adını veriyoruz. Dış yüzden baktığımızda bir sürü çıkıntısı, gerintisi var. Bunlara karşılık gelecek şekilde de kafatasına bakan yüzünde tam tersi. Dışta çıkıntıysa işte bir çukurluk, dışta çukurluksa işte bir kabartı şeklinde görüyoruz. Bu aurikulanın yüzünde. Buradaki yapılar çok önemli değil bizim için. Yapısı nasıl? Peki aurikula dediğimiz bu kulak kepçesinin tek bir kıkırdaktan meydana gelmiş. Yani öyle bir taraflara doğru uzantıları şeklinde gördüğümüz bir yapı. Kişiden kişiye göre de çok büyük farklılıklar gösteren bir yapıya sahip. Temporal kemikteki meatus acousticus externus'a bir takım bağlarla sağlam fibroz yapılarla sıkıca tutunmuş durumda. Yapısına baktığımızda çok ince bir derisi var ki hemen altındaki kıkırdağa sıkıca yapışık. Şöyle de bir baktığımızda zaten deri kıkırdak üzerinde öyle rahatlıkla hareket etmiyor. Ona sıkıca yapışmış durumda. Çok ince tüyler, yağ bezleri içeren bir yapıya sahip. Sadece özellikle ileri yaşlarda ve erkeklerde tragus, antitragus'ta kalın kıllar ki bunlara tragi adı veriliyor karşımıza çıkıyor. İçeri doğru dış kulak yolunun derisiyle devam eden bir deri, başka da bir özelliği yok. Kıkırdak tek bir kıkırdaktan meydana geliyor demiştik. Aurikula, cartilago auricularis diyoruz. Bu kulak kepçesini oluşturan kıkırdağı. Aşağıda kulak memesinin olduğu yerde bulunmuyor. Bağları var. Çok önemli değil. Şöyle birinci grubu anterior posterior, auricular anterior posterior diye aurikulayı temporal kemiğe doğru bağlayan, gidip tutunan iki tane önemli yapı kıkırdağın yerinde durmasında önemli rol alıyor. İkinci grupta kıkırdağın çeşitli parçaları üzerinde uzanmış olan kıkırdaklar. Kaslarına baktığımızda bu bölgedeki, kulak çevresindeki iki grup kasımız var. Bunlardan birincisi mimik kasları grubunda aurikulanın ön, üst ve arka kısmından başlayıp etrafa doğru giden çok ince seyrek lifler şeklinde insanlarda rudimenter olarak bulunan fonksiyon görmeyen kas grubu nedir? Auricularis anterior önde, superior üstte, auricularis posterior da arkada yerleşmiş üç kas grubumuz. Ama dediğim gibi bazı kişiler hariç genetik geçişli bir özellik olarak bazı kişiler bu kaslarını çalıştırabiliyor. Onun dışında çoğu kişi de çalışmayan, çok ince çalışmadığı içinde giderek gerileyen, körleşen rudimenter kalıntı kaslar şeklinde görüyoruz. İkinci grubumuz kas da yine çok küçük kaslar şeklinde. Bu aurikulanın o tek bir kıkırdak demiştik. Onun üzerinde çeşitli şekillerde uzanan kaslar bunlar. Kulak kepçesinin dışına çıkmıyorlar asla. Neler var? Helicis major, minor, tragicus, antitragicus, transversus auricula ve oblicus auricula diye 6 tane kas. Bunlardan 4 tanesi dış yüzde gördüğümüz kaslar. Helicis'in ön kısmından öne doğru uzanan helicis major, kurusun uç kısmında helicis minör, tragus'un hemen altında tragicus ve antitragus'un altında da antitragicus dediğimiz kaslar. Şöyle kulak kepçesini çevirdiğimizde diğer iki kası göreceğiz ki kafatasına bakan yüzde oblicus auricula ve transversus auricula. Dediğim gibi bunlar aurikulanın parçaları arasında kulak kepçesinin dışına çıkmıyorlar. Her iki grupta fasyal sinir tarafından innerve ediliyor.
diğer mimik kaslarında olduğu gibi. Farklı şekillerde olabiliyor gördüğünüz gibi. Dış kulak yolu açık olduğu sürece herhangi bir sıkıntısı yok. İkinci grubumuz göz çevresi. Göz çevresi dediğimizde tabii biraz nedir? Genel bir tabir. Orbitadan bahsetmemiz gerekiyor. Orbita bir çukurluk her iki tarafta yerleşmiş kafatasının içerisine doğru giden, içerisinde temel olarak görme organı, görmenin reseptör organı bulbus oculi ve ona yardımcı olan bir takım oluşumların yerleştiği iki çukurluk. Kabaca şöyle iç yüzleri birbirine paralel, tabanı önde dört kenarlı bir dörtgen prizma olarak ne yapılıyor? Genellikle ifade ediliyor ama baktığımızda öyle çok köşeli değil aslında. Sanki bir yuvarlak koni şeklinde daha uygun gibi. İçerisinde neler var? Burada burası önemli kısmı. Esas yapımız bulbus oculi. Görme ile ilgili reseptör organımız dedik. Sonrasında onun yardımcı oluşumları var. Neler var? Damarları, sinirleri ya da onu hareket ettiren kaslar. Hepsi yardımcı oluşumlar grubunda. Başka neler var etrafında? Damarlar var, sinirler var, yağ doku var. Bir yağ dokunun içerisine sıkışmış durumda etrafındaki yapılarla birlikte. Peki gözün yardımcı oluşumları dediğimizde aklımıza ne gelecek? Burada gözün yardımcı oluşumları bulbus oculiye fonksiyon görürken yardımcı olan, onun fonksiyon görmesini kolaylaştıran yapılardan bahsediyoruz. Bunlara baktığımızda birincisi kaşlar, süpersilyum. Mekanik olarak yukarıdan aşağı doğru inen bir takım zararlı maddeleri süzen yapıya sahip. Göz kasları var etrafta. Biliyoruz ki sağa sola gözlerimizi çevirebiliyoruz. Bir takım yapılara bakabiliyoruz. İşte bu hareketleri sağlayan 6 tane kasımız var. Musculi bulbi diyeceğiz o kaslara. Bu kasların etrafını saran ve bulbus oculinin de yerinde kalmasını sağlayan, bir hamak gibi görev yapan bir takım fasyal yapılarımız var. Ki göz kapaklarının hemen dip kısmına da yerleşmiş durumda yağ doku içerisine bulbus oculiyi hapseden yapılar. Fasyalar önemli bir kısmı orbita içerisinde. Göz kapakları yine yardımcı oluşumlar. Niye? Mekanik olarak korunmaya yardım ediyor. Kullanılma dışında önden kapatarak neyin kurumasını ve fonksiyon görme kayıplarını engelliyor göz kapakları. Göz kapaklarının hemen arkasında tonika konjonktiva dediğimiz bir mukoza tabakası var ki kıvrılarak ne yapıyor? Bulbus oculi üzerinde de bir miktar devam ediyor ve apparatus lacrimalis. Gözyaşı organları, gözyaşı oluşumları. Habitus orbitae, orbitanın girişi diyoruz gördüğünüz gibi. Bu giriş kısmının kenarına margo orbitalis deniyor. Margo supraorbitalis üst kısmı frontal kemik tarafından, lateralis dış kısmı zigomatik kemik tarafından, medialis iç kısmı maxilla tarafından ve inferior infraorbitalis kısmında zigomatik ve maxilla tarafından meydana getirilen bir giriş. Yapılardan şöyle bir bahsedersek ligamentum suspensorium bulbi aynen bir hamak gibi üzerine göz küresinin oturduğu bir yapı. İçte ve dışta orbitanın duvarlarına tutunuyor ki orbitanın yerinde kalmasını sağlayan bir hamak görevi görüyor. Zigomatik kemikle lakrimal kemiklere tutunuyor. Süpersilyum yardımcı oluşumlardan biri kaşlar dedik. Terin göze inmesini, yukarıdan aşağı doğru sıvıların akmasını engelleyen mekanik bir bariyer ki hareketi de göz çevresindeki kaslara bağlı. Buradaki kaslar hareketini sağlıyor. Palpebralar yani göz kapakları baktığımızda üst ve altta iki tane göz kapağı var. Üstteki daha büyük, daha hareketli. Hem fazla ışıktan korumaya yarıyor ama kullanılmadığı zaman da önünü kapatarak travmalara karşı koruyucu rol alıyor. Başka fonksiyonlar da var. Nedir? Korneanın kurumasını engelliyor içerideki ıslaklık sayesinde. Ön yüzüne facies anterior palpebralis ki kapattığımızda şu üstteki resimde olduğu gibi gördüğümüz kısmı
Diğeri de facies posterior palpebralis. Şöyle kaldırdığımızda bulbus oculi ile temas eden, yüzüne verilen isim. Serbest alt kenarına, alt kenarı margo palpebralis ki iki köşeden meydana geliyor. Bir tanesi önde limbus palpebralis anterior, biri de arkada daha keskin olarak limbus palpebralis posterior. Göz kapaklarının arasında kalan kısım ki hani uyurken kapanıp bakarken açıkta gördüğümüz o aralık oval şekilli rima palpebrarum dediğimiz aralığa karşılık geliyor. Limbus palpebralis anterior'un özelliği buradan kirpiklerin çıkıyor olması. Cilia dediğimiz kirpikler buradan çıkıyor. Hemen yanında da farklılaşmış ter bezleri var. Glandula ciliaris dediğimiz. Bu cilyaların, kirpiklerin dibinde bulunan küçük bezler bunlar. Limbus palpebralis posteriorsa göz kenarına yaslanan, alttan üstten gelen iki kapak birleştiğinde tamamen kapatması için keskin bir şekilde sonlanan kenar. Burada da yine bezler var. Bu medyalde bu iki kenar kabarıntılar oluşturuyor ki bunlara papilla lacrimalis adı veriliyor. Burada da iki tane delik var. Punctum lacrimale dediğimiz şu gözyaşının aktığı kanalcıklar. Sonra saccus lacrimalis şu yeşille gördüğünüz büyük kesecik. Sonra o da burun boşluğuna açılıyor. Burada da glandula tarsalesler var bu kenarda. Bunlar da hani görmüşsünüzdür etrafınızda. Bu kanalcıklar tıkandığında ya da enfekte olduklarında harpacık dediğimiz rahatsızlığın olduğu küçük bezler, glandula tarsalis. Üst ve alt göz kapaklarının birleştiği yere medyalde commissura palpebralis medialis diyoruz ki burada oluşan açıya angulus oculi medialis adı veriliyor. Burada bir çukurluk var, hemen birleşmiyor. Bu çukurluğun adı lacus lacrimalis. İçerisinde de bir karınkula lacrimalis dediğimiz bir kabarıntı, mukoza kabarıntısı görüyoruz. Onun da hemen lateralinde plica seminalis, konjektivanın oluşturduğu bir yapı karşımıza çıkıyor. Kapakların dışarıda birleştiği kenara da commissura palpebralis lateralis diyoruz ki burada oluşan açıda angulus oculi lateralis adını alıyor. Tabakalar, neneler var içerisinde. Şöyle göz kapağına baktığımızda en dışta her yerde olduğu gibi deri var. Burada çok ince ve herhangi bir şekilde kıl içermeyen bir yapıya sahip. Hemen altında yüzeyel fasiye karşılık gelen deri altı bağ dokusu var. Ama özelliği yağ dokusu içermemesi. Birazdan göreceğimiz o mimik kaslarından göz çevresinde dolanan orbicularis oculi var ki onun pars palpebralisi ağırlıklı olarak kapak içerisine yerleşmiş duruyor. Üst göz kapağında gördüğümüz şu üst kısımdan başlayıp orbitanın üst duvarında arkaya doğru giden bir kas musculus levator palpebra superioris. Onun tendonu üst kısımdan da görülüyor ki fonksiyon gördüğünde üst göz kapağını kaldıran levator kaldırıcı demekti. Üst göz kapağını kaldıran kasın tendonu. Hemen kasın arkasında da tarsus superior dediğimiz bir yapı var. Bu tarsus superior, tarsus inferior fibrotik yapılar. Aynen bir oyuncak bebeğin o açılıp kapanan gözleri gibi iki parçadan meydana geliyor. Üsttekinin adı tarsus superior. Onun hemen üstünden başlayıp onun açılmasını sağlayan bir düz kasımız var. İsteğimiz dışında çalışan musculus tarsalis superior. Bittiği yerde yukarıda orbitanın üst duvarına tutunan septum orbitale bulunuyor. Ve glandula tarsalesleri şu arka kenara yakın bir şekilde kanalcıkları da arkaya, arka köşeye açılıyor demiştik. Ve en içten kapatan tabakada tunica conjunctiva palpebralis. Aslında deriye karşılık gelen mukoza tabakasına verdiğimiz isim tunica conjunctiva. Alt göz kapağında da aynı şeyler var. Sadece musculus levator palpebra superior tabii ki burada yok. Ve tarsus inferior, musculus tarsalis inferior. İki farklı yapı. Üsttekiler superior, alttakiler inferior.
Tarsus süperiyor, tarsus inferiyor dediğimiz yapılar nedir? Bakın üstteki şekilde oval şekilli, mekik şeklinde üstteki daha büyük iki tane fibrotik yapı. Şu alttaki şekilde de beyaz renkte kırmızı okların ucunda yerleşimini ve yapısını görüyoruz. Onlara göz kapağının şeklini veriyor ve rahatlıkla açılıp kayarak açılıp kapanmasını sağlıyor göz kapaklarının. Özellikle üstteki aynen bu oyuncak bebeklerdeki açılıp kapanan göz gibi fonksiyon görüyor. Bunlar her iki tarafta birleşiyorlar. Tarsus superior ve inferior ve iki bağlı. Ligamentum palpebrale, mediale ve laterale ile orbitanın iç ve dış kenarlarına tutunuyor. Septum orbitale dediğimiz yapıda bakın tarsus superiorun üst kenarına, tarsus inferiorun da alt kenarına tutunup oradan orbitaya doğru giden göz kapakları tam kapandığında orbita içerisindeki yapıları tamamen arkaya orbita içerisine hapseden o fibrotik yapıya verilen isim. Buradaki periyoz tabakası periorbitale devam ediyor kemiklerin iç yüzünde. Dışarıdan içeri doğru geçen damarlar ne yapıyor? Bunu delerek orbita içerisine giriyorlar. Glandular, tarsalesler, meibom bezleri arka kenara yakın bir şekilde bulunuyor demiştik. Kan alıcıklar tıkandığında, enfekte olduklarında bu arpacık dediğimiz meibomit dediğimiz durum meydana geliyor. Silyalar, kirpikler ön ucuna, palpebralar ön kenarına yerleşmiş. 2-3 sıra şeklinde dizilmiş kılcıklar. Hemen altlarında glandula ciliaris, ter bezlerinin modifiye olmuş, değişmiş şekli olduğundan bahsetmiştik. Kıl dibi kasları yok bunların, hareket imkanı yok. Ve en içten örten tabaka tunica conjunctiva, burada siyahla gördüğümüz yapısı. Deriye karşılık geliyor mukoza yapısında. İki kısmı var. Bir tanesi bulbus oculi'nin üzerini örten kısmı tunica conjunctiva bulbaris. Diğeri de tunica conjunctiva palpebralis, göz kapağının iç yüzünü örtüyor. Tarsalis superior burada gördüğümüz gibi tarsus superior'un üst kenarına tutunmuş. Onu yukarı doğru çekerek üst göz kapağının açılmasını sağlayan kas. Otonom sistemin sempatik lifleriyle innerve oluyor. Yani isteğimiz dışında çalışıyor. Bir ona geri dönersem hemen üzerinde de levator palpebra superior'u görüyoruz ki bu isteğimizle çalışan bir çizgili kas yapısında. Tarsalis inferior'da alt tarsusun altından orbitaya doğru devam eden yapı. Göz kapağında neler var? Levator palpebra superioris var. Orbitan içerisinde tarsus superior'un üst ön kısmına tutunuyor. Dolayısıyla kasıldığında ne yapıyor? Üst göz kapağının açılmasını sağlayan bir kas. Orbicularis oculi var. Şöyle göz çevresini dairesel bir şekilde saran, üç parçadan meydana gelmiş bir kas. Depresör supercilii medial üst kısma doğru gidiyor. Ve supercilium yani kaşları aşağı doğru çekmeye yarıyor. Corrugator supercilii de daha aşağıda, derinde yerleşmiş durumda. Venter frontalis'in altında yerleşmiş burada. Görüyorsunuz bir pencere açılarak kesilmiş. O da kaşları aşağı doğru çekmeye yarıyor. Orbicularis oculi önemli üç parçası var. Bunlardan bir tanesi pars palpebralis, diğeri pars orbitalis ve pars lacrimalis. Pars palpebralis göz kapaklarının içerisinde gözü kapatmaya yarıyor. Kastığımızda gözü kapatıyoruz. Dışta bulunan palpebral parçası gözü sıkıca kapattığımızda kullandığımız parçası. Diğeri de pars lacrimalis de şu medyalde içte yerleşmiş durumda. Hemen işte bakın gözyaşının aktığı saccus lacrimalis dediğimiz kesecik var. Kasıldığında ona bası yaparak gözyaşının, orada biriken gözyaşının burun boşluğuna doğru akmasını sağlıyor. Üç parçası var. Burada burun boşluğuna geçmeden bir 15 dakika ara verelim. Çeyrek geçe kaldığımız yerden devam ederiz. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Sanırım yok.